Hazır mısın? Hazır, hazır. Ne oluyor böyle? Bir insan. Bir de bir. Necmi? Efendim? Bir insan. Bir insan. Bir insan. Buyurun. Bir insan. Buyurun diyor bir de. Evet, evet. Nasıl? Buyurun. Ne oldu? Ne oldu? Bu şapşallar nasıl bakıyorlar? Bıktı bu şakalar. Allah kıyama kadar geldi. Senin pekere çıkıyor bu şakalara ya. Ne güldük ama. Bir insanı çok seviyorum. Ben de öyle. Keşke her gün bir Nisan olsa. Harika bir fikir. Eğer bütün evlerdeki takvimleri değiştirip sadece bir Nisan yazan yapraklar koyarsak her gün bir Nisan olabilir. Bu muhteşem bir plan bence. Bu da ne? Neye çarptık gibiz? Görünmez adam galiba. Görünmez bir kapı bence. Görünmezse nasıl gördün? Dokunarak. Ya dokunulmaz kapı olsaydı? Ne diyorsun Necati? Acaba içeride ne var? Girsek mi? Girilmez bir kapıda olabilirdi. Ben giriyorum. Sen girersen ben 10 defa girerim. Hop. 10 defa hop. 1000 defa hop. Neredeyiz biz? Çok soğuk. Aa, Uludağ'a gelmişiz. Şuna bak. Oh. Çok iyiymiş. Haşurt. Gulu gulu. Çok iyi. Çok güzeldi değil mi? Bakın burada kulübe var. Şaka gibi. Önce görünmez kapı, sonra Uludağ'ın ortasında pembe bir kutu. Daha ne kadar saçmalaşabilir? Bayağı bir saçmalayabilir bence. Baksanıza içeriye. Hadi. Lollipop mu bunlar? Arkadaşlar planı söylüyorum. Bu gece yarısı saat tam 12'de karton kutuya girip mahalleye ışınlanacağız. Ve bütün her yere bayat balık dökeceğiz. Bu çok güzel olacak. Lollipopların bu kadar kötü niyetli olduğunu bilmezdim. Bir an önce bir şeyler yapmazsak bütün mahalleye balık döküp kokutacaklar. Hadi gidip yiyelim hepsini. Hayır hayır, bu çok uzun sürer. Gidip hemen mahalledeki herkesi uyarmalıyız. Koşun hadi. Oh be. Şimdi gece yarısı olmadan bütün herkesi en çabuk nasıl uyarabiliriz? Herkese posta güverciniyle mektup yollayalım. İşte bu. Dostum sen bir şapşalsın ve şapşalca planlara bayılırım. Bu yüzden de kimse bu gece sokağa çıkmasın. Al bakalım şunu. Bağla güvercine. Güzelce yapıştıralım şunu da. Şimdi de atalım bunu. Hadi bakalım. Çok yamuk attım. Bayağı yamuk attın. Bir kere daha deneyelim mi? Aman abicim dokunma. Dokunma sen, bırak lütfen. Ben yürüyerek giderim. Gidip hoparlörü alalım bence. Lütfen yapmayın. Lütfen. Ay yazık, kıyamam. Çok korkuyor bizden. Tamam. Mikrofon da burada. Updup düz baba, updup düz. Check it up man. Come on. Remzi çalışıyor, tamam. Sağ ol Necati. Ey sevgili mahalleli. Beni dikkatle dinleyin. Sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün 1 Nisan değil mi? Evet biliyoruz. Bıktık artık saçmalıklarınızdan. Sakın dinlemeyin. Yine eşek şakası yapacaklar hepimize. Hayır hayır. Bu sefer şaka yok. Çok ciddi ve önemli bir konu bu. Of tamam, neymiş söyleyin. Az önce Necati ile görünmez bir kapıdan içeri girdik. Ve karton kutudan çıkıp Uludağ'a gittik. Orada da bir vahşi batı salonu vardı. Salonda da bir sürü lollipop oturmuş hain planlar yapıyorlardı.
Korkunç planları ise bütün mahalleye gece yarısı saldırıp her tarafa bayat balık dökmek olacakmış. Biliyordum işte. Yine şaka yapıyorlar. Yetti artık bu da. Bir şey yapalım arkadaşlar. Hadi yakalayalım şu şakacıları. Ha? Hayır, şaka değil bu. Bize inanmalısınız. Bunu da bağladık. Bu sefer de biz biraz şaka yapalım ha? Tamam, oldu. Bırakın böyle sabaha kadar kalsınlar. Yürüyün, hadi gidiyoruz. Şaka öyle değil, böyle yapalım. Burada nasıl yapılır hiç görsünler. Herkesler de gitti. Ne yapacağız sabaha kadar burada? Espri yapayım mı size? Hayır. Yapayım. Neydi? Ne? Tamam. Adamın sakalı çıkmış, bıyığı da inmiş. Adamın birinin yolda giderken kafasına teyp düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Teypte hafif müzik çalıyormuş. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız abi. O zaman haydi. Arkadaşlara bayat balık ikram edelim. Güzel, ben dökeceğim. Dökelim balıkları. Hey, ne yapıyorsunuz burada? Hop, sen de al bakayım şapşırı. Gözüm. Bunlar da ne? Hay aksi, Remziler haklıymış. Bir şeyler yapmamız gerek. Ama ne yapacağız? Böyle saçma bir olayı sadece saçma sapan birileri çözebilir. Adamın birinin uykusu gelmiş ama adam içeri almamış. Gülsenize ya. Yardım et bize Tanju. Yardım et bize. Kurtarıyorum ama siz istediniz diye değil. Maalesef sizin saçma sapan fikirlerinize ihtiyacımız var. Sağ ol Tanju. Sana da jest olsun diye bir fıkra anlatacağım. Aman kalsın. Bırakın şimdi fıkrayı da lollipopları durdurabilmek için bir fikriniz var mı onu söyleyin. Benim var. Hiç merak etmeyin. Size bir soru. Bir lollipopu nasıl bitirirsiniz? Yalayarak. Hadi gidip yalayıp yutalım hepsini. Hayır Necati abi, otur. Öyle olmaz. Bize dev bir kap lazım. Tanju abi, bize dev bir kap bul ve herkesi çağır. Her şeyi ben yapayım, siz de oturun değil mi? Ya en baştan inansaydın bize böyle... Tamam susun, gidiyorum. Neden eşek kıyafeti giydik? Çünkü onların bizi görmelerini sağlamalıyız. Ve eşek kıyafeti giymiş 4 kişi mutlaka dikkatlerini çekecektir. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. İşte eşekleri gördüm orada. Hadi yakalayın onları. Tutun kaçmasınlar. Gördüler bizi. Şimdi ne olacak? Koşun. Hay aksi, çıkmaz sokağa girdik. Şimdi yakaladık sizi. Bir yere kaçamazsınız. İşaret alınmadı mı? Hortum sallayınca. Hübele. Nerede bak şunları ya. Bizden kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Bu plan tutmaz. Ya tutarsa? Hadi kaldırın, bitirin. Ne oluyor? Çok zekice bir plan yapmışlar gerçekten. Tebrik ederim, ne diyeyim? Başka da bir şey bulamadım. Tamam Necati, bitti. Necati, susar mısın? Necati! İstersen ben susturayım. Hayır, susar şimdi. Hadi saklambaç oynayalım. Başlıyorsak o halde ebediyim. Canan, sen ebesin. Ya hep ben ebe oluyorum. Kabul.
kabul etmiyorum, bana ne? Ama aramızda en yeteneksiz sensin Canan. Saçmalamayın lütfen. Her konuda yetenekliyimdir ben. Ver bakayım şu topu, iyi izleyin. Şimdi nasıl da sektireceğim. Saymaya başlayın. Bir... matematikte çok iyiyim ama. O da gitti yemeğe. Ne talihsiz başım var. Hani benim yemeğim, yemeğim, sarı lira vereceğim. Kimilerde talim var Bahriye'ni ya. Göremiyorum, göremiyorum. Yeter, Necati yeter, sus yalvarırım. Sesim nasıl Remzi? Yetenek yarışmasını kazanabilirim değil mi? Bilemedim Necati. Acaba başka bir şey mi yapsan şarkı söylemek yerine? Başka bir şeyden anlamam ki Remzi. En iyi şarkı söyleyebiliyorum ben. En iyi derken? Neyse, acaba bağıra bağıra değil de daha böyle diyaframını mı kullansan? Bu saatte diyaframı nereden bulayım Remzi? Diyafram senin içinde var zaten. Karnınla göğsünün arasındaki yere diyafram denir. Şimdi diyaframını kullanarak sesini ayarla bakalım. Şu an benden çok zor bir şey istiyorsun ama deneyeceğim Remzi. Gömüler diye doğar yer, var bu an yer yer, yar yer. Hadi hadi, yumsana Canan. Tamam da nereye yumacağım? Bu ağaca yumabilirsin. Ne değişik bir ağaç bu. İlk defa fark ediyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Dün yoktu böyle bir şey. Yum hadi. Bir an önce başlayalım oyuna. Tamam, başlıyorum. Ondan geri sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Önüm arkam sağım solum sobe saklamaya ne be? Ha? Nasıl ya? Ne oldu sokağa? Niye renksiz her yer? Çocuklar, Şakir, Aylin, hey! Nerede kaldı bu kız? Hala bizi aramaya gelmedi. Sen ne yapıyorsun Şakir? Geldik mi? Yakalmışım. Gidip bakalım bence. Ya kafamızı çıkardığımız anda bizi yakalarsa? Ben gidiyorum. Canan! Canan! Neredesin? Hı? Bu yapraklar da ne böyle? Bir anda nasıl da dökülmüşler. Arkadaşlar durun. Oyunu bırakın. Etrafa baksanıza. Canan hiçbir yerde yok. Nasıl yok ya? Bizi aramaya çıkmıştır. Bence burada garip bir şeyler olmuş. İdem havuz başına bir kız. Aferin kızım. Benim niye aklıma gelmedi bu en baştan? Canan'ı bulamıyoruz Remzi amca. Ne? Hey! Kimse yok mu? Şakir'in şapkası! Şakir! Şakir! Çanak çömlek patladı! Çanak çömlek patladı! Neler oluyor ya burada? Aylin bu! Aylin! Aylin! Sen misin? Çanak çömlek patladı! Neler oluyor burada ya? Şimdi öncelikle burada yaşananları tekrarlayalım derim. Hepimiz saklanmıştık. Canan da bu ağaca yummuştu. O zaman herkes saklansın, ben de yumacağım. Bakalım neler olmuş anlayabilecek miyiz? Hadi saklansın. Oh be, dünya varmış. Konuşmadan duramıyorum. Ben de saklanayım ya. Hayır, sen saklanma. Burada dur ve ben sayarken neler oluyor dikkat et. Gözümü bile kırpmayacağım Remzi. 10, 9, 8, 7. Şu anda bir şey olmuyor Remzi. 6, 5, 4. Gözümü kırpmayacağım. 3, 2. Gözlerim yanıyor. 1, 0. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Ya, sıfırdayken bir kere kıstım. Ya, gözlerim yanıyor. Neredeyiz ya biz? Burası niye böyle renksiz? Yoksa göz kırpmadım diye renk körü mü oldum? Hayır Necati, gerçekten renksiz burası. Demek ki o ağaca yumulduğunda ağacın altındaki herkes buraya ışınlanıyor. Bunlar babam ve Necati abi değil mi?
Yok, bir dakika. Yine çanak çömlek patlayacak. Kesin onlar değil bunlar. Aa Canan, Canan değil mi bu? Yok hayır, gerçek değilsiniz siz de. Gerçek değilsiniz. Kızım Canan, niye kaçıyorsun? Yürü Necati, yürü yakalayalım şunu. Şaşırmış bu kız Remzi. Evet amirim, hazırız. Birazdan işleme başlayacağız. Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şu anda bu ağacı yıkamazsınız. Yıkmayacağız ama kaldıracağız. Buraya yaşlılar için jimnastik sahası yapacağız. Ama babamla kız kardeşim bu ağacın içinde. Ne diyorsun evladım sen? İyi misin? Hadi çekil bakayım yan tarafa. Usta, çalıştır motoru. Hop, dur bakalım çocuğum. Ağır ol bakayım. Ne yapıyorsun dede? İyi misin? Önce bir dinle beni. Bu ağaç normal bir ağaç değil. Bundan 70 sene önce küçük bir kız çocuğu saklambaçta ebe olmuştu ve bu ağaca yummuştu. Fakat sonra ortadan kayboldu kızcağız. Bütün mahalleli de bu ağaçtan şüphelendi. Sonra da ağacın gizemli olduğunu söyleyip kestiler. Peki şimdi ağaç tekrar neden buraya geldi? Neden olacak? Tabii ki de yeni ebeyi seçmek için. Yapmayın. İnanıyor musunuz buna? Bize biraz daha zaman verin ne olur. Remzi ve Necati abi Canan'ı geri getirebilirler. Size 5 dakika vereceğim. Sonra da bu ağacı kaldıracağım buradan. Buradan çıkmalıyım. Buradan çıkmalıyım. Buradan çıkamazsın küçük kız. Sen de kimsin? Göster kendini. Ben bu dünyanın oyunbaz ninesiyim. Sadece oyun oynamak istiyorum küçük kız. Oyun mu? Ne oyunu? Saklambaç. İşte burada. Kızım ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Baba sen misin? Gerçek babam mısın? Anlamanın bir yolu var. Söyle, doğum günüm ne zaman? İnan ki hiç hatırlamıyorum kızım. Ne yalan söyleyeyim. Oley, gerçek babam mısın? Sizi gördüğüme çok sevindim. Ne kadar tatlısınız siz ya. Merak etmeyin, oyunu kaybederseniz bu dünyada sonsuza kadar güzel güzel vakit geçirebilirsiniz. Oyun mu? Ne oyunu? Umarım video oyunudur. Hayır, saklambaç dedi. Sanırım onu bulmamızı istiyor. O zaman bir nine gibi düşünmeliyiz. Oo yavrum, ayaklarım koptu bütün gün pazar pazar gezmekten. Necati, nine gibi konuş demedim. Nine gibi düşün dedim. Pazar, pazara gidelim. Bir nine her zaman pazara gider. Haklısın kızım, hadi yürüyün. Ne yapsam bu akşam? Semizotu mu yapsam acaba? İşte orada nine. Necati, sen öteki taraftan git, ben de bu taraftan. Bir anda üstüne atlayıp yakalayalım, tamam mı? Necati, o ne hal? Ne varmış halimde? Rengin atmış, iyi misin? Baba, korkutma adamı. Belli ki hepimiz yavaş yavaş bu dünyadaki objeler gibi renksiz olmaya başladık. Çabuk olmalıyız. Doğru diyorsun. Necati koş, yakalayalım nineyi. Baba, hologrammış bu. Gerçek nine başka yerde olmalı. Buradayım. Yürüyün hadi yürüyün. Şuradaki dükkandan geliyor ses. Kimse yok burada. Remzi şu haline bak. Çok komik olmuşsun. Sen kendini hiç görme o zaman Necati. Ne var? Çok yakında tamamen kaybolacaksınız. Şimdi yakaladım seni nine. Buradayım. Aynı oyununu oynuyor bize. Gel buraya. Bu da değil mi? Baba, bizi kandırıyor. Sadece birinin arkasına saklanmış olmalı. Tek tek bir sürü aynayı nasıl kıracağım ben? Bir dakika. Muhteşem bir fikrim var. Necati, bir şarkı patlatsana bize en cazgırından. Şimdi mi? Tabii ki. Yeter ki sen iste. İden havuz başına. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Hele yar. Tamam Necati abi yeter.
oyun bitti sevgili nineciğim. Sen kaybettin. Hay aksi. İlk defa birilerine yenildim kendi oyunumda. Nereden çıktınız karşıma? Şimdi sözünü tut ve bizi dünyamıza geri gönder. Aman gidin. Zaten hiç sevmedim sizi. Kendime daha kolay rakipler bulacağım. Süreniz doldu. Usta, kaldır şu ağacı hemen. Oley! Geri geldiler, geri geldiler. Hı, fakat nasıl olur? O neydi öyle? Ya, akıllamadık. Biz boşa konuşmayız, anladın mı? Şimdi alın bu ağacı, başka bir yere götürün, saklayın. Kimse de ellemesin. Bundan sonra sahibi olmam, onu baştan söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Yapacak tek bir şey var. Yakar top! Şimdi görürsün sen. Emekli öğretmen vuruşu. Pardon ya. Tünelimiz konuşuyor. Yazan Trabzon Havalimanı'na iniş yapacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız ve önünüzdeki masaları kapatınız. Bir dakika, daha yemeğim bitmedi. Lütfen bitirmenizi rica ediyorum. İnemiyorum böyle. Bayağı bizi dinliyormuş kaptan. Beyefendi, affedersiniz, merak ettim. Hepinizde aynı tişörtlerden var. Nedir acaba bunlar? Onlar bizim en sevdiğimiz video oyununun tişörtleri. Oyunun tasarımcısı Bay Maximus da Trabzon'daki oyun fuarına katılacak. Biz de onu görmeye gidiyoruz. Bu yaşta hala oyun oynuyorsunuz. Pes yani. Oyunun yaşı olmaz ki. Hayret! Oğlum oyundan kafasını kaldırıp benimle konuştu. Bu oyunu bırakamam şu anda. En yüksek puanı yapıp Bay Maximus'a göstermeliyim. Acaba konuşmasında ne diyecek? Belki de yeni oyunun haberini verir. Arka sıradaki bağıran yolcularımızın yerlerine oturmaları önemli, rica olunur. Pardon. Otur abi, otur. Rahatsız olma. Necati abin nerede oğlum? Buradayım Remzi. Bavul olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Şakir oğlum, bizim bavul ne renkti hatırlıyor musun? Maviydi galiba. Bak, bir tane mavi geliyor. Bu mu? Evet o. İyi ki üçümüz de tek bavula sığdırdık her şeyimizi. Bayağı rahat oldu böyle. Hadi bakalım. Şimdi de araç kiralamaya gidelim. Bu benimkisi sanırım. Şunu da oraya koysak tamam. Bizim bir araba rezervasyonumuz vardı. Rezervasyon numaranız nedir? Oğlum Şakir, rezervasyonu sen yapmıştın. Numaramız neymiş? Şimdi bakamam. Başka türlü yapamıyor mu? Hayır, yapamıyorum. Ama şu anda... O numaraya ihtiyacım var. O olmadan hiçbir işlem... Yandım. Gitti bütün puanlarım. Neden konuşturdunuz ki beni? Şakir benim adım. Bakalım Şakir, evet... Çok güzel bir araba kiralamışsınız. Arabanız dışarıdaki otoparkta hazır. Gidip alabilirsiniz. Süper. Hadi yürüyün. Ne güzel arabalarmış. Bizimkisi hangisi? Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Hangisi? Araba kalmadı başka. İşte bu. Bu araba değil. Bu nedir bu? Buyurun anahtarınız. Çok hızlı sürmeyin ha. Oğlum sen arabayı ayırtırken bakmadın mı? Bunu niye seçtin? Bilmiyorum. O sırada bir yandan da oyunu bitirmeye çalışıyordum. Vah. Biz ne yapacağız? Bittik. Bu ne? Bu bilgisayar kimin oğlum? Bizim bavul değil bu. Olamaz. Telefonum da bavuldaydı. Ben şimdi nasıl fotoğraf yükleyip hava atacağım? Buyurun Maximus Bey, odanız burası. Akşamki konuşmanızı heyecanla bekliyoruz. Size iyi dinlenmeler. Teşekkür ederim, görüşürüz. Hay aksi, neyse üzerimi değiştirecektim zaten. Açalım şu bavulu da. Bu ne? Plastik kılıç bu. Bu da paçalı don. Benim böyle çamaşırlarım yok. İnanamıyorum. Bavulum karışmış. Bilgisayarım yok. Yeni tanıtacağım oyunum yok. Hayır!
Gaz basalım Remzi. Bas gaza. Sümele'ye böyle ulaşamayız ki. Bu araba kaplumbağadan bile yavaş. Tozumu yut evlat. Çok ilginç. Bu bilgisayarda bir sürü oyun projesi var. Bu oyun yapımcısı Bay Maximus'un fotoğrafı. Bu bilgisayarda onun herhalde. Bubble Bay Maximus'un bubble'ıymış. Remzi duydun mu? Duydun mu? Abi yavaş. Duydun mu? Anam. Sarsıntıdan arabanın motoru durdu. Geri kayıyoruz. Biz geliyoruz. Niye oynuyorsunuz hala? Çok fena kaptırmış bunlar. Bırakın açan uşakları. Aşağısı uçurum. Baba teleferik var. Herkes ona tutunsun. Oh, son anda kurtulduk. Ama arabayı kurtaramadık. Neyse, en azından sigortayı yaptırmıştım. Haçan. Yeter daha, yeter. Bir de görmüş olur. Bay Maximus, ortam harika. Akşamki tanıtım için hazır mısınız? Hayır değilim çünkü bavulum karışmış. Yeni yaptığım oyunun tanıtımı bilgisayarımdaydı. Gidip onu almam gerek. Ama şehir merkezine inip gelemezsiniz o kadar kısa sürede. Ama bu çocuklar benden oyun bekliyor. Bekliyorsunuz değil mi? Evet. Bir imza verir misiniz? Şimdi olmaz. Ne olursa olsun o bilgisayarı almalıyım. Bir dakika. Bavulda bir cep telefonu vardı. Belki işime yarayabilir. Oo, ne kadar yüksek. Buradan herkes karınca gibi görünüyor. Ben karıncayım zaten abi. Öyle mi? Affedersin. İyi ki bir durak vardı. Hem horoncuları bırakabildik hem de biz içine binebildik. Bakın ne buldum. Bay Maximus'un bu akşam tanıtacağı yeni oyunun videosu. Ne? Bakayım. Dur, ben de bakayım. Dur. Ben bakacağım. Bu şişir ötesi bir oyun bu. Güzel grafikler. Oyundaki efektler muhteşemmiş. Heyecandan bıyıklarım titredi. Bak tık tık tık. Cep telefonu gibi adeta. Bakın. Sümele Manastırı gözüktü. Çok yaklaştık. Oley! Yaşasın! Yuhu! Yeni çıkacak oyunları oynayacağız bütün gece. Lay 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 lay. Anne! Telefonum çalıyor. Şapşal arıyor. Şapşal arıyor. Baba telefonun sırası değil. Bırak boş ver. Ama bu Necati'nin melodisi. Beni niye arıyorsun Necati şu anda? Bilmiyorum. Hem benim niye melodi böyle çalıyor? Demek ki Necati abi değil o. Aç o halde. Alo. Necati sen değil misin? Alo. Necati falan değilim. Ben Bay Maximus'um. Bavullarımız karışmış olmalı. Ay. Bay Maximus mu? İnanamıyorum. Baba hareket etme. Şu anda çok zor bir durumdayız Maximus Beyciğim. Ben de çok zor bir durumdayım. Bakın son bir saatim kaldı. Sonra sahneye çıkıp yine oyunumu tanıtmam gerek. Bütün hayatım, kariyerim sizin ellerinizde. Lütfen bana yardım edin. Çocuklar, Bay Maximus bizden yardım bekliyor. Ama şu anda ne yapacağız hiç bilmiyorum. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Oyunlarımı hatırlayın. Her noktayı dikkatle inceleyin. Hadi gençler, bunu başarabilirsiniz. Doğru diyor. Kulaklarım kopacak. Evet, nereye bakacağız? Nerede bir çıkış yolu? Su sesi geliyor. Buldum. Yaklaşıyor. Baba, bana güvenin. Ne için? Bunun için. Fotoğraf Son anda tutturduk. Aferin oğlum. Bay Maximus'un da yaptığı gibi biz de bunu bir oyunmuş gibi düşünüp başarabiliriz. Nasıl geldiniz bilmiyorum ama alın çabuk şunları giyin. Şu kürekleri de alın. Hadi o halde. Yetiştirecek bir oyunumuz var.
var. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Bay Maximus'u sahneye davet ediyorum. Oley! Maximus! 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 Merhaba! Herkese merhaba! Nasılsınız? Üç! İki! Bir! Sıfır! Amma da geleceğimişsiniz. Yeni oyun! Yeni oyun! Yeni oyun! Şu bilgisayarı ekrana bağlamaya yarayan kabloyu da şuradan alalım. Zaman geçer belki azıcık. Ay, nerede kaldı bu çocuklar? Hepinize teşekkür ederim gençler. Sizler olmasaydınız bu tanıtımı asla başaramazdım. Sizlere şöyle ufak naçizane hediyelerim var. Vay! İmzalı birer oyun. İmzalı bir tişört. Domatesli sandviç. Aa, onu ben vermedim ki. Aa, affedersin. Hostes hanım vermiş bunu. Hostes hanım, affedersiniz. Benim bir de ayran vardı da. Beyefendi, siz oturun, ben getireceğim. Uçağın dengesini bozuyorsunuz. Ben gelirim alırım, zahmet etmeyin siz. Beyefendi, yine mi sizsiniz? Oturun lütfen, uçak sallanıyor. Efendim, uçak sallanıyor diye yardım mı istiyorsunuz? Hay hay, baş üstüne. Şimdi yanına geliyorum. Yardım edeceğim. Hayır, 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 gelmeyin dur, buraya. Dur, dur, dur. Ben de uçak oyunları, simitasyonlar oynadım. Bırakın bana, çekin. Bak şimdi. Çıkar mısınız hemen buradan? İmdat! Korkma abiciğim, korkma, bak. Bak şimdi artistik hareket yapacağım. Ters takla! Bakın bakın, internette ne var? Şimdi gittiğimiz yeni Luna Park hakkında yazılanları okuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi hız treni burada. Kesinlikle binmelisiniz, daha iyisi yok. Ben bir an önce o hızlı trene binmek istiyorum Remzi. Okuldaki çocuklara hava atacağım. İşte geldik. Merhaba, biz bu Supersonic muhteşem hız trenine binmek istiyorduk. 3 tane bilet alabilir miyiz? 300 lira alayım. Saçmalık. O paraya gerçek trenle Mars'a gideriz. Evet, trenle Mars'a yukarı doğru uçan tren. Biz o paraya gerçek trenle zaman yolculuğu yaparız. Evet, ışık hızıyla. Tu 4. boyut. Vucu vucu vucu. İyi o zaman, siz Mars'a gidin, tutmayayım ben sizi. Yürü oğlum. Gidiyoruz. Ama ben trene binmek istiyorum. Tamam. Ver o zaman 300 lira. Tabii. Konuşmak kolay. Pişt. Bu Luna Park'taki hızlı trenden daha dehşet bir trene bindirebilirim sizi. Sen bizi mi dinliyordun Tanju? Kulak misafiri oldum sadece. Kulak misafiri. Buyurun, buyurun. İyi ki misafirliğe geldiniz. Neresiyle çay içecek peki bu misafir? Neredeymiş peki bu dehşet tren? Önce gofret. Tamam, al gofretini. Tamam, gerçekmiş. Beni takip edin. Burası eski tren istasyonu değil mi? Evet. Makinist arkadaşım buralarda bir yerde olmalı. Ne yani? Bizi paslı trenlerin olduğu bir yere mi getirdin? Buradaki tren hiçbir yere gidemez ki. Kim demiş gidemez diye? Merhaba Gürol. Ne haber Tanju? Hayırdır?
Kim bunlar? Arkadaşlarım oluyor kendileri. Ben tanımıyorum bu adamı. Hızlı bir trene binmek istiyorlardı. Ben de sana getirdim. Boşa getirdin yani. Boşa mı? Bana süper makinist Rock'n'Roll derler. Rock'n'Roll mu? Hayır, Rock'n'Roll. Demek hızlı tren istiyorsunuz ha? Size bunu ispat edeceğim. Bence bir deneyin derim. İyi madem. Bu kadar çok iddialıysa deneyelim. Hoppada. Alın bakayım şunları da. Aşım oldun. Herkes sıkı tutunsun. Dünyanın en hızlı treni kalkıyor. Of, ne kadar hızlı gidiyoruz. Gözlerim kamaştı. Sen geç dalganı geç. Şu özel kömürleri ateşe atayım da gör. İleride yol bitiyor. Ne yapacağız şimdi? Merak etme evlat. Gideceğimiz yerde yola ihtiyacımız yok. Nasıl? Bitter kofret aşkına. Neler oluyor? Bizim sokak bu. Zamanda geriye gidiyoruz. Peyami dedem hala yaşlı ama. Dede çok yaşlı oğlum, çok. İnternet çekmiyor burada. Ne interneti Necati? Elektrik olmayan yıllara geldik. Modemde mi yok yani? Uzay. Neden uzaya geldik? Dünya hep aynı yerde durmaz da ondan. Farklı zamanlarda farklı yerlerde olur uzayda dönerken. Bütün zaman yolculuğu filmleri bize yalan atmış. Yok artık. Peyami dede her yerde. Sizin dedenizde bir gariplik var. Dönüşte bir baktırın ona. Sıkı tutun. Evet. Son durak Bostancı. Vay canına. Ne kadar eski zamana geldik acaba? Belediyenin açtığı çukurlar olduğuna göre 2 hafta öncesine geldik. Hayır şapçal. Onlar belediye çukuru değil. Dinozor ayak izi. Oo, acaba kaç numara giyiyor? Ben 49 giysem uf. Bu 150 giyiyor bu dinozor. Bakın. Bu da ilkel bir gofret ağacı. Demek eskiden gofretler ağaçta yetişiyormuş. Taju, her şey yenmez burada. Ne olacak canım? Ne oluyor bana? Hepimizi yemeden kaçalım. Yardım et bana. Dokunma ayakkabılarıma. Onlar da büyümesin şimdi. Bu kadar gezi yeter. Bence yavaştan geri dönelim. Nasıl? Olamaz. Ne oldu? Ne oldu? Hiç özel kömürlerden kalmamış. Sonsuza kadar burada kaldık. Kafam büyüdü. Bir dakika, sakin olun. Eğer yeterli hıza ulaşabilirsek tekrar zaman yolculuğu yapabiliriz. Evet, bu filmdeki gibi. Olabilir. Deneyelim. Geçin arkaya ve ittirmeye başlayın. Şuradaki yokuştan aşağı doğru hızlanabiliriz. Hadi. Dokunma bana o koca kafanla Tanju. Necati yeter. Tamam, hızlanıyoruz. İçeri atlayın. Saatte 88 kilometreye çıkmamız gerek. Ceza yazmasınlar hocam. Hiçbir şey göremiyorum. Çok az kaldı. 85 kilometreyle gidiyoruz. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Kalk
güzelimden Tanju. Kafamın şişliğinde gözlerimi açamıyorum artık. Göremiyorum. Sen kimsin? Çek. Aman ağa. Tamam. Bizi kurtaran mamut bu işte. Oo, yoksa sen benim büyük. Büyük. Kafanın şişliğinin belirgisi yok. Büyük. Neden misin yoksa? Ama o. Baba mı? Ne babası oğlum? Küçük. Necati, uzatma bu sefer. Küçük. Torununum ben senin. Ama. Tamam, ittirme, gidiyoruz. Baba. Oo, büyük dedemin evi burası olmalı. Çok havalı. Neresi havalı Necati? Koltuk diye taş var. Duvarda da saçma sapan çizimler var. Başka da hiçbir şey yok. Evet, dedem mağara adamı diye kıskanmıyoruz. Çok kıskanıyorum. Lokomotif paramparça. Özel kömür yok. Tehlikeli canavarlarla kafana kısıldık. Bu adamın suratı balon gibi oldu. Sen kimsin? İsim ver. Bittik. Hayatımızın sonuna kadar burada kaldık. Baba. Dedeciğim, uğraşma o kadar. İşte. Baba. Ne yapıyorsun? Çoraplarımı mı kokluyorsun? Ateşi hızlıca yaktın diye adam sana hayranlık duydu. Gıdıklanıyorum dede. Bırak ayaklarımı. Baba. Hep belgesellerde görürdük mağara adamlarının duvarlara çizdiği resimleri. İlk defa canlı izliyoruz şu anda. Beni de çiz hadi oraya. Yakışıklı olsun ama. Bir dakika. Çok ilginç olacak mı söyleyeceğim ama buradan kurtulabiliriz. O nasıl olacak? Lokomotif yok artık. Ona ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız bu taş kalemler. Bakayım, bu kalemler zaman makinesi mi? Nasıl bineceğiz? Evet, aslında bunlar bir zaman makinesi. Bulabildiğiniz kadar taş kalem bulun ve beni takip edin. Emin misin oğlum? Hop dur oğlum, bekle. Neden bahsediyor bu ufaklık? Durun, beni de bekleyin. Necati, tut elimi. Gel bu tarafa doğru gel. Şapşalım benim. İşte Mirket bizi kurtar. Niye yazdın bunu oğlum? Madem şu anda geçmişteyiz, yazdığımız her şey gelecekte de görünebilir. Böylece Mirket görüp bizi kurtarmak için bir zaman makinesi yapabilir. Eğer buralarda bizim sokağımızın geçmişteki hali ise her yere notlar bırakmamız lazım. Beyler, çukur boş. Dinozor geri gelmeden hemen yazmalıyız. Bu kargocu da bir kere ben evdeyken gelsin arkadaşım. Mirket mi? Adımı niye yazsınlar ağaca? Mirket bizi kurtar, dinozorlar çağında mahsur kaldık. Mamut abi de burada Remzi. Bu nedir? Mirket. Bizimkileri gördün mü? Dünden beri hiçbir yerde yoklar. Hayır görmedim. Bunu Remzi mi yazmış buraya? Bilmiyorum ki. Şu kayada da bir şey yazıyor. Gofret ağaçlarının olduğu bir çağdayız. Fil Necati. Bunlar sana ipucu veriyor Mirket. Yine değişik bir şeyler yapmışlar. Eyvah. Geçmişe gitmişler Kadriye bunlar. Ben hemen laboratuvara gidiyorum. Of, bittim ben. Yazmadığım yer kalmadı. Taju bu kaç? Görmüyorum. Peki bu kaç? Görmüyorum dedim ya adam. Ben gidiyorum. Saçma sapan arkadaşlarım var. Bu ne? Kafama ne döktünüz? İmdat! Şimdi işimiz bitti işte. Kafam düzelmiş. Dinozorun salyası kafama yaradı. Oley! Çok güzel.
Buna sevinelim istersen. Tanju, dinozora midesindeyiz. Sonunda sizi buldum. Mirket bu. Oley. Çabuk küvete atlayın. Geleceğe gidiyoruz. Küvette zaman makinesi mi? Çok zekice. Neden bu kadar geç kaldım Mirket? Verdiğiniz ipuçları doğru zamana gelmeme yeter mi hiç? Tam 2 haftadır sizi arıyordum. Ancak gelebildim. Doğru diyorsun. Pardon. Teşekkürler Mirket. Evdekiler çok merak etmiştir. Hadi oğlum eve gidelim bir an önce. Eyvah, bunu da yanlışlıkla getirdik, iyi mi? Arkadaşlar bir el atın şuna, geri yollayalım hadi. Benim de. Her büyük. Güle. Ama benim çakmak Mahmut abide kaldı. Zaman çok değişti. Firi 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 fu firi 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 firi. Buyurun Maraş dondurması, gel. Esas dondurma burada. Gelin tadın. Ha ne? Maraş dondurması? Bu lezzete asla hayır diyemem. Wow! Amanın! Açın yolu, kaptan Necati geliyor. İmdat! Baba tek canım kaldı, çabuk. Benim karakter istediğim gibi oynamıyor. Kol bozuk galiba. Daha geçen gün oynadım onunla, sağlamdı. Al işte, gitti son hakkımda. Amanın ben de yandım. Hepsi bu bozuk kol yüzünden. Şapşal kol. Ay. Baba ne yaptın? Kolu kırdın. Elimden kaydı. Aman çambur çambur lop. Merhaba Remzi. Hoş geldin Necati. Keşke kapıyı çalsaydın. Size zahmet olmasın dedim. Tam zamanında geldin Necati abi. Babam da bu oyunu bozmuştu zaten. Şimdi ne oynayacağız? Bilye oynayalım. Misket, benim bilyem bu. Azıcık büyük ama çaktırmayın. Bilye oynamak mı? O nedir? Ne demek bilye nedir? Remzi bu çocuk neler diyor? Bilye küçük yuvarlak camdan yapılmış misketlerdir oğlum. Eskiden biz hep sokaklarda onlarla oynardık. Hey gidi günler. Mahalledeki herkesi yenerdim. Hadi öğretin de oynayalım bari. Zaten kol da bozuldu. Kol zaten bozuktu. Tabii. Kesin öyledir Remzi. Neyse. Bize birden fazla bilye lazım. Tek bilyeyle oyun oynanmaz. Şakir, koşkilerden eski bilyelerimi getir oğlum. Bir poşetin içinde olmaları lazım. İşte burada. Nerede oynayacağız? Misafirim var. Herkes dışarı. Salonu boşaltın. Şimdi nereye gidiyoruz? Senin eve gidelim Necati. Benim evimde karınca ve ağustos böceği kapışıyor. Etraf çok dağınık. Tamam anladık. Evin berbat halde. Şimdi oyunu oynayacak bir yer bulmamız gerekiyor. Oho! Beyler nereye böyle? Şakir, o elindekiler de ne öyle? Bilye bunlar Tanju abi. Bunları oynayacak yer arıyoruz. Benim evimde oynamanıza izin veririm. Yalnız bir şartla. Neymiş şartın? Ben de oynayacağım. Yenersem hepinizden birer gofret alırım. Ben gofret almam bu adama. Tamam kabul. Ben kabul etmiyorum. Gofret bulsam kendim yerim. Aşk olsun. Geçen hafta yarım domatesimi yerken iyiydi ama. Domates başka. Gofret başka. Ama Necati, Tanju zaten bizi yenip kazanamaz ki. Yürü hadi. Kimse benden gofretimi alamaz. Hangi gofreti? Henüz olmayan gofretimi. Olsa da alamazsınız. Tamam Necati. Olmayan gofretin sende kalsın. Hadi gidelim. İşte beyler, evime hoş geldiniz. Sen burada mı yaşıyordun Tanju? Evet. Her yeri kendim dekore ettim. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, çok beğendik Tanju abi. Çöplük burası. Necati sussana. Burada oynayacak yer yok. Hadi gidelim. Olmaz olur mu? Necati, çek bakayım şu masayı kenara. Varili mi? Masayı dedim. Varili yani. Masa olan varili. Bana varil olan varil gibi geldi. Ama neyse. Ne yapacağız? Başlayalım bari oyuna. İşte böyle vurulur bak. O da bir şey mi Remzi? Bak ben nasıl vuruyorum. Bilyeyi en güzel ben oynarım. Yıllarca sokaklarda bunu oynadım ben. Bana bakın ben bilye değilim. Akıl var, mantık var. Böyle bilye mi olur? Yeter diyorum. Kime diyorum ben? Yeter. Bir şeyler oluyor baba. Ne oluyor buna? Bilye açıyor derdi.
aşk olsun Bilye. Bu kadar sinirlenecek ne vardı? Size Bilye neymiş göstereceğim. Şimdi sonsuza kadar burada tıkılı kalın da aklınız başınıza gelsin. Ben sonsuza kadar burada kalamam Remzi. Akşam en sevdiğim dizi var. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Buradan çıkmanın sadece bir yolu var. Ha? Kimdi o? Bilin bakalım ben kimim. Sakallı bıyıklı tost makinesi. Evet doğru. Ben tost makinesiyim. Saçmalama. Görmüyor musun ben bir porsuğum. Yıllardır burada kapana kısıldım. Bu üzücü bir durum değil mi? Sanırım haklısın. Yanlışlıkla güldüm. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Necati'nin akşam dizisini izlemesi gerekiyor. Çok acele etmemize gerek yok Remzi. Tekrarını da izleyebilirim. Ama canlı izlemek bir başka olur. Hangi dizi o? Benten. Anten mi? Bak Benten iyidir ama. Evet evet. Bak ben de özel Benten saati bile var. Görmek ister misin? Ne dizisi? Neden bahsediyorsunuz? Burada tıkılıp kaldık, çıkmamız lazım. Haklısın oğlum. Porsuk Bey, buradan çıkmanın bir yolu var mı? Var. Peki, bize de söyleyecek misiniz artık? Hayır. Nedenmiş acaba? Çünkü çok tehlikeli. Küre labirenti iki katmandan oluşur. Çekirdeğe ulaşıp anahtarla çıkmanız gerekiyor. Fakat oraya giden kimse geri dönemedi. Kimse labirenti bitiremedi. Duydun mu Remzi? Kimse dönememiş. İyi de giden biri niye geri dönsün ki? Sanırım haklısın. Nereden girebiliriz ilk katmana? Şuradaki kapı. İçeri girdiğinizde bambaşka bir yer göreceksiniz. Diğer katmanın anahtarını bulup kapısını açmalısınız. Umarım anahtarı basit bir yere saklamışlardır. Paspasın altına baktınız mı? Paspas yok ki Necati. Saksının içine de koymuş olabilir. Neyse girelim bari. Sen gelmiyor musun Porsuk? Hayır. Birilerinin gelenlere yardım etmesi lazım. Bol şans. Bakın bakın, burada bir ipucu var. Toz ve kum fırtınası. Zor olur yaratıklardan kaçması. Çölde bulunması gerekeni duyun. Bulmacanın ilk parçasını bulun. Ben bir şey anlamadım. Başka ipucu yok mu? Toz ve kum fırtınası diyor. Etrafta hiç kum yok ki. Amma da şomazın varmış Remzi. Çok sıcak. Keşke bilye yerine dondurma alsaydım. Sakin olun. Bilmeceyi çözerek buradan kurtulabiliriz. Neydi? Zor olur yaratıklardan kaçması. Yaratıklardan kaçmak. Develerden mi kaçacağız? Çölde başka hangi yaratık olur ki? Dürüm baba olabilir mi ki? Hey! Şuradaki piramide bakın. Bence o tarafa gitmeliyiz. Amanın! Kötü fikirmiş! Kaçın! Çölde bulunması gerekeni duyun. Nasıl duyalım ki bulunması gerekeni? Bırak bilmeceyi Şakir, kaç! Doğru! Su! Çölde bulunması gereken şey sudur. Aferin oğluma. Hadi o yere doğru koşalım. Şimdi ne yapacağız? Göle ulaştık. Sizi bilmem ama ben su içeceğim. Koştur koştur susadım. Obaley! Hey! Bana da bıraksana! Bu da ne? Anahtar! Buldun Necati abi, anahtarı buldun. Aferin Necati. Ama bir dahakine bana da su bırak. Çabuk! Mumyalar gelmeden gidip diğer kapıyı açalım. Geliyorlar! Aşk olsun size karınca ve astos böceği. Kapışacak başka yer bulamadınız mı? Ne güzel evde olacaktım şimdi. Biraz terlemiş gibisin. Serinlemeye ne dersin? Bu sefer yok kaçacak canavar. Ama belki aradığın şey küçük adam da var. Biraz sakın uğursuz ağzını açma Remzi. Ne var canım? Biraz serinlik fena olmaz diyecekler. Sana sus demedim mi Remzi? Gözlerim dondu. Şuraya bakın. Bölgeler. Demek ki Güney Kutbu'ndayız.
Çabuk bulmacayı çözmemiz lazım. Yoksa burada duracağız. Gofretlerimi yemeden duramam. Bu sefer yok kaçacak canavar. Ama belki aradığı şey küçük adamda var. Bu sefer pek ipucu yok gibi. Küçük adam da nedir? Tek ihtiyacımız olan bir sonraki kapıya uyacak bir anahtar. O ne? Biri var orada. Bakın bakın bir cüce. İşte küçük adam bu olmalı. Yakalayın çabuk. Nereye gitti? Gören oldu mu? Galiba şu penguenin yanına kaçtı. Hangi penguen? Tanju. Hepsi birbirine benziyor. İşte bile. Remzi bak, bunun bıyığı var. Bırak şu pengueni de bizim cüceyi bul Necati. Bakın orada işte. Çabuk eve girdi. Kaçmadan yakalayalım. Hoş geldiniz. Ho ho ho. Hoş bulduk. Noel baba, senin ne işin var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Sanırım haklısınız. Biz sihirli kürenin içindeydik de. Sonra sizin küçük yardımcınızı gördük. Bir şey sormak için takip ettik. Demek bir şey soracaksınız. Sorun bakalım. Sevgili Noel baba, burada bir labirentin içinde kaldık da labirentten dışarı çıkmak için bir ipucu bulduk. O da küçük adamları yakala diyordu. Biz de cüce beyefendiyi biraz küçük bulunca... İşte daha yakalayamadan bana ulaştınız. Sevgili cücem görevini yerine getirdi. Nasıl yani? Noel baba kapı mıymış? Tabii ki de hayır sevimli fil dostum. İşte aradığınız kapı burada. Vay canına. Ama hala ikinci kapının anahtarını bulamadık. Şimdi soru sorma sırası bende. Cevaplayın bakalım. İki camlı bir pencere bakıp durur her yere. Bu nedir? Oğlum, Peyami dede hep camdan dışarı bakar. Hayır Necati öyle değil. Bu bir bilmece. Bir nesneyi tarif ediyor. Buldum. Zurna. Ne alakası var şimdi Necati zurnayla? Bilemiyorum. Nemzi bulamadım galiba. Sanırım ben buldum. İki pencere ve her yere bakıyor. Evet buldum. Gözlük bu. Evet genç adam. Aferin. Bilmeceyi bildin. O zaman hediyeni verebilirim. Hediye mi? Bana mı? Ama daha yılbaşı bile değil. Bunu erken bir hediye olarak düşün. Al bakalım. Teşekkürler Noel baba. Aç bakalım içinde ne varmış. Kesin gofret var. Bir anahtar. Acaba hangi kapının? Sence hangi kapının anahtarı Şakir? Tabii ki de çıkış kapısının. Hadi bakalım. Kürenin dışına çıkın ve kendinize dikkat edin. Bir daha da hiçbir sihirli küreyi sinirlendirmeyin. Çok teşekkür ederiz Noel baba. Daha da bilye oynamam zaten. Hoşça kal Noel baba. Oldu galiba. Kurtulduk. Oyunu bitirdik. Ho ho ho. Bakın bakın. Oradaki cüce gitmeden bana bir hediye verdi. Ama ben bunu Tanju'ya hediye etmek istiyorum. Ne? Ciddi misin? Ay çok sevindim. Canım arkadaşım benim. Açıyorum. Açtım. Kremalı Tanju. Yaktım seni Necati. Mahalleli yarışıyor. Hepiniz hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır. Peki buradaki sucuğu yiyebilir miyim? Hayır. Önünüzdeki mikrofon. Soru geliyor. Mahallenizdeki en uyuz kişi kimdir? Uyuz Tanju. Efendim. Doğru bildiniz. 100 puan. Kime nasıl bir ceza vermek istersiniz? Tanju'ya pasta, saçlarım rasta. Ceza değil, hediye bu resmen. Bugün de aç kalmadım. İkinci soruma geçiyorum. Brezilya. Daha soruyu sormadım, ne yapıyorsunuz? İyi, sen ne yapıyorsun? Susar mısınız? Evet. Neyse, ikinci sorum. Mahallenizdeki en inatçı keçi kimdir? Keçi Necmi. Ben değilim. Hayır, hayır ben değilim. Hayır. Lütfen inat etme Necmi. Doğru cevap. 100 puan daha aldınız Remzi Bey.
Kime hangi cezayı vermek istersiniz? Bana pasta! Keçi Necmi aşağı gitsin. O ne demek anlamadım. Son sorumuza geldik. Mahallede Fikret Mehmet Çanaklıgil. Susar mısınız? Ayrıca öyle bir roman yazarı yok. Evet, geçen sene yanlışlıkla mahalleyi başka bir evrene ışınlayan kimdi? Mirket. Bilerek yapmamıştım. Yanlışlıkla düğmeye basmıştım. Dev örümcekler evrenine ışınlanmışım. Elim düğmeye çarpmış olmalı. Ve böylelikle yarışmamızın galibi Remzi Bey oluyor. Ödülünüz de ailenizle gideceğiniz bir Kapadokya seyahati. Yuppi! Kadriye bayılacak bu habere. İho! Oley! Başıma bir şey gelmeden kurtulun. Necati'nin kafasına pilates topu düşsün. Tatili baban kazandı. Senin ne işin var burada Necati abi? Diye sordu küçük kız. Morfilde boş durur mu? Anında yapıştırır cevabı. Çünkü babam bensiz tatilde çok sıkılır. Tamam mı? Vay canına. Peri bacaları ne kadar da etkileyiciymiş. Periler nerede peki? Peri bacası sonradan takılan bir isim. Gerçekte vadiden inen sel sularının aşınmasıyla oluşan yapılar bunlar. Burada bir de deve şeklinde bir peri bacası varmış. Acaba nerede? İşte burada, işte burada. Fotoğrafımı çek Remzi. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben peri bacası değilim. Gerçek deveyim. Lütfen bu kadar büyütmeyelim. Sonuçta atla deve değil. Ne diyorsun? İn üzerimden. Oo, şurada da eski bir kulübe var. Tam fotoğraflık. Bu ağlama sesi de ne? Galiba şu kulübe ağlıyor. Abi saçmalamayın. Hiç kulübe ağlar mı? Yani konuşman da saçma zaten. Üzerimdeki pembe boya ağlıyor. Çok mutsuzum. Ne oldu pembe boya? Neden ağlıyorsun? Diye sormuş küçük prenses. Pembe boya da bunun üstüne. Neden gök kuşağında ben yokum? Şapşal prens de hemen langırt diye atlamış. Langırt. Biz sana yardım ederiz pembe renk. Seni gök kuşağına sokabiliriz. Bunu duyan pembe renk saf gibi sevinmiş. Ve şöyle demiş. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Diye sorunca zeka küpü prenses hemen bilmiş konuşmuş. Öncelikle yağmur yağdırıp gökkuşağını çıkarmalıyız. Bu esnada da iyi kalpli kraliçe de yarın akşama ne yemek yapsam diye kara kara düşünüyormuş. Necati yeter. Bırak her şeyi masal gibi anlatmayı. Kapusta mı yapsam ne yapsam yarın akşama? Ben sizin bugün yapacağınız saçmalıklara hiç alet olmayacağım. Etrafı gezip fotoğraf çekeceğim. Mükemmel bir eğlenceyi kaçırıyorsun ama. Kesin mükemmeldir, evet. Şimdi arkadaşlar, gökkuşağı çıkarmak için ne yapmalıyız? İnternetten sevimli kedi videoları izlemeliyiz. Nasıl yani? Bak şöyle. Ay canım, çok tatlı. Ay. Hayır, hayır. Bu yaptığın çizgi romansal anlatım. İşimize yaramaz. Gerçek bilime ihtiyacımız var. Şimdi iç şu leğendeki suyu Necati abi. Oo, bilim teknik. Bayılırım. Lok, 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 lok. Tamam, şimdi de yukarı püskürt. Böylece yağmur yağmış gibi olacak. Gençler affedersiniz. Benim burnum tıkalıydı. Söylemeyi unuttum. Biraz daha kalmış. Necati abinin burnu tıkalı olduğuna göre... Daha saçma bir fikir lazım. Ve o fikir de... Benden çıktı. Şimdi çocuklar yağmur nasıl ya? Japon çizgi filmlerindeki gibi çok ağlayacağız. Böylece gözlerimizden sular fışkıracak. Yani şöyle. Bu da yine çizgi romansal bir anlatım oldu. Bize bilim lazım, bilim. Şimdi ben size bilimi göstereceğim. Bu karabiberle yağmur yağdıracağım size. Bulut var mı etrafta bulut? Bir tane geliyor şuradan. İyice biberleyelim. Çok yaşa. Sen de gör. Hepiniz bilim bilim diye tutturdunuz. Şimdi sıra bende. Yağmur nasıl yağdırılır görün şimdi. Bu kıyafetleri niye giydik? Sus. Ve beni iyi izle evlat. Açılın, büyük saçmalık geliyor. Umarım güzel saçmalarsın Necati. Hiç merak etme Remzi. Şimdi yağmur dansı yapacağız. Yağmur dansı mı? Başlayın.
Huppa huppa cuppa cuppa. Yağmur yağsa şuppa şuppa. Hayatımda duyduğum en saçma şarkı. Huppa huppa cuppa cuppa. Şimşek çaksa zeller aksa. Hadi senize oğlum. Of tamam. Huppa huppa cuppa cuppa. Yağmur yağsa şuppa şuppa. Huppa huppa cuppa cuppa. Şimşek çaksa zeller aksa. Yağmur başladı. İşte bu. Necati attı. İki oldu. Vay canına. Bakın, güneş ışınları yağmur damlalarının yansımasında kırılıyor. Ve bulutlar çekildiğinde de gökkuşağı tamamen ortaya çıkmış olacak. Tamam o zaman, tamam. Hemen yukarılara çıkmalıyız. Ama nasıl? Ha, buldum. Kapadokya'da uçan balonlar meşhurdur. Balona binelim. Evet, doğru. Gel buraya baloncu. Hoppa. Hadi uçur bizi. Abi ne yapıyorsun? Normal baloncuyum ben. Nasıl? Senin balonların uçmuyor mu? Onlara binmemiz gerek hemen. Yok abi, sen çok yanlış anlamışsın. O balon değil, bu balon. Vay canına. Pembe, bak gökkuşağı çıktı. Pembe, uyan hadi, zaman geldi. Sızmışım, pardon. Geliyorum. Hadi kulübe görüşürüz. Hoşça kal evlat, umarım başarırsın. Çabuk hadi. Bir an önce yukarılara çıkmamız gerek. Kim kullanacak bu balonu? Ben. Hayır Necati. Aramızda en çok takım elbise giyen benim. O yüzden ben kullanacağım. Asla. Aramızda en çok muzlu puding giyen de benim. Ne? Ben de muzlu pudingi çok yiyorum ama. Bu ikisi hep böyle mi? Dur daha. Kesin şimdi top sektirme yarışması da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, 5 sektirdin. Ben başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, ben süreceğim. Hayır, ben. Bırak onu. Balon gidiyor. Çabuk atlayın, çabuk. Gökkuşağını görebiliyor musunuz? Evet, bırak şunu. Sen bırak. Baba lütfen düzgün kullanın şunu. İşte gökkuşağı yukarıda. Çok az kaldı. Necati bırak şunu. Ne yapıyorsunuz? Düzgün kullansanıza şunu. Sana diyor Emzi, bırak şunu. Hayır sana diyor. Balon, kime geldiniz? Gökkuşağı. Pembe, geldik gökkuşağına. Çabuk atla Pembe. Git ve katıl onlara. Fakat sizi bu halde bırakamam. Bizi boş ver. Git ve hayalini gerçekleştir. Ama siz benim için. Gelin hadi. Ne oluyor? Oley. Ben de gökkuşağındayım artık. Yaşasın. Remzi, bak ne yaptın, direksiyon kırıldı. Ben yapmadım, sen yaptın. Kimin yaptığına karar vermek için top sektirelim hadi. Başla. 1, 2, 3. Amanın. Balonu patlattın. Seni anneme söyleyeceğim. Evet, bakalım kahramanlarımız gelecek bölümde bu durumdan kurtulabilecekler mi? Ne diyorsun Necati? Küçük kız şapşal sorular sormaya devam edecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Necati, keşke seninle tartışmasaydık. Evin babası geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşecek mi? Necati dalga geçme. Seninle direksiyon kavgası yaptığım için çok üzgünüm. Bakalım yakışıklı, karizmatik, muhteşem fil karakteri sarı bıyığı affedecek mi? Hadi arkadaşlar, ne? Kurtuldun. Gökkuşağı kaydıra. Oley. Hıp. Pembe, sen bir harikasın dostum. Onca yaptıklarınızdan sonra sizi o halde bırakamazdım dostlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Pembe. Yine biri ağlıyor. Bu sefer kim? Benim. Çok üzgünüm ben de. Senin neyin var kulübe? Ben de her zaman ralli şoförü olmak istiyordum. Bana da yardım etsenize.